Merhaba. Bu videoda toplumda çok sık görülen bir hastalıkla ilgili konuşacağız. Akut apandisit. İnce Hocam merhaba. Merhabalar. Apandisit çok sık görülen bir hastalık. Halkımızda bu hastalık hakkında epey bir bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı bilinmeyen şeyler var. Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle apandisit, akut apandisit ne demek? İnce bağırsakla kalın bağırsağın birleşim yerinde parmak şeklinde tüm bağırsak katmanlarını içeren kör solunan bir oluşum. Bağırsaktan farklı olarak yapısı büyük bir oranda bağışıklık hücrelerinden oluşur. Apandisit nedir? Apandisit, apandis organının iltihaplanmasıyla oluşan durum. Peki hangi durumlar apandisin iltihaplanmasına yani apandisite yol açıyor? Apandis organının kalın bağırsağa açılan bölgesinde bir tıkanıklık oluşması ve ortaya çıkan salgıların ve bakterilerin ürettiği gazların dışarı akamamasıyla bir enfeksiyona yol açmasıyla apandis hastalığı oluşmaktadır. Yani kısaca şöyle diyebilir miyiz? Apandisin içinin tıkanması ve buna bağlı olarak bakterilerle istilaya uğraması ve bu şekilde iltihaplanmasıyla oluşur. Apandisit olan bir hasta ne tür şikayetlerle gelir? İlk şikayeti hastanın karın ağrısıdır. Buna bulantı kusma eşlik edebilir, iştahsızlık ve hastanın gaz problemleri olabilir. Karın ağrısı derken çok çeşitli karın ağrıları var. Sanırım apandisitte özellikle bir karın ağrısı var. Bundan bahsedebilir miyiz lütfen? Göbek çevresinde başlayan ağrı daha sonra saatler ilerledikçe sağ alt karın bölgesine yayılır. Genelde bu şekilde gelir ama istisnalar kaideyi bozmaz. Başka şekillerde de gelen hastalar çok görüyoruz. O yüzden klasik olarak bu tabir mevcuttur. Akut apandisitten şüphelenen bir hastada tanımızı desteklemek için herhangi bir tetkike gerek var mıdır? Fizik muayene yeterli midir yoksa ekstra tetkik yapmak gerekli midir? Erkeklerde muayene ve laboratuvar tetkikleriyle tanı koymamız daha rahat oluyor. Özellikle doğurganlık çağındaki bayanlarda kadın doğum organlarıyla ilgili problemler de karışabileceği için apandisit. Bu nedenden dolayı mutlaka bir kadın doğum doktorundan yardım almamız gerekiyor. Tanıyı koymada değerlendirmesi için hastayı. Değerlendirmesini istiyoruz. Anladığım kadarıyla erkeklerde tanıyı koymak nispeten daha kolay ama kadınlarda işler biraz karışabiliyor. O tür durumlarda ek tetkikler gerekebiliyor. Kadın doğum uzmanlarından, jinekoloji doktorlarından da yardım almak gerekiyor. Peki tanıyı koyduk. Tedavi açısından neler yapıyoruz? Akut apandisitin altın standart tedavisi apandisitin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Açık cerrahi eskiden çok sık yapılan bir cerrahiydi ama artık son zamanlarda, son 20-30 yıldır artık belki de daha fazla tüm dünyada ülkemizde ve bizim ekipte de laparoskopik cerrahi her zaman ön planda hastaya sunulmaktadır. Bazı durumlar hariç. Bazı hastalar soruyor. Apandisit tanısı almış bazı hastalar. Ameliyat önerdiğimiz halde bu ameliyatı bugün olmayayım. Başka gün gelsem olur mu? Sizce bu doğru bir yaklaşım mıdır? Apandisite ameliyat etmediğimiz takdirde delinme sonrası apandisin içindeki bakteri yüklü gaytanın karın içine dağılımı söz konusu olabilir. O yüzden saatler içinde mümkün olan en kısa zamanda ameliyat etmemiz gerekmekte. Evet, yani anladığım kadarıyla bazı hastalarda sanılanın aksine apandisiti çok bekletmemek gerekir. Hı hı. Ve mümkün olduğu en erken zamanda ameliyatla apandisin çıkarılması gerekir. Peki İnce Hocam, apandisitin ameliyatsız tedavisi olur mu? Böyle bir şey var mı? Erişkinde cerrahsız tedavi diye bir tedavi seçeneği yok. Mutlaka cerrahi yapıyoruz ama bazı durumlarda cerrahi yapmıyoruz. Bekliyoruz ve daha sonra cerrahi gerçekleştiriyoruz. Bu durumlardan bahsedeyim. Eğer apandis çevre organlarla sarıldıysa, delindikten sonra o bölgeyi kapatmak için ve kitle haline geldiyse buna plastron apandisit diyoruz. Bu şekilde ise antibiyotik tedavisi sonrası hastanın apandektomi ameliyatını haftalar sonra gerçekleştiriyoruz. Bunları da şey için yapıyoruz zannedersem. O bölgede bir apandisit delinmiş ve etrafa yoğun bir yapışıklık, enfeksiyon ve yapışıklık olduğu ise böyle durumlarda antibiyotik verip bir süre beklemek gerekir ki o bölgede yapışıklıkların bir miktar belli bir süre sonra açılması ve bizim yapacağımız ameliyatı kolaylaştırması ve bu yapışıklıklardan dolayı hastanın bir cerrah tarafından bir zarar verilmemesi, bağırsaklarında başka bir probleme neden olmamamız açısından bazı durumlarda bekleyebiliyoruz. Merak edilen bir diğer konu da gebe hastalar. Gebe hastalarda apandisit olur mu? Eğer apandisit gelişirse ne yapıyoruz? Gebelerde cerrahi karın ağrılarından en sık görülen hastalık akut apandisit.
Tabii ki oluyor ve bize de sık geliyor ve biz de cerrahi olarak tedavi ediyoruz. Hem anneye hem de bebeği riske atacağı için akut apandisite mutlaka cerrahi tedavi ediyoruz. Biraz önce ameliyat tiplerinden bahsettik. Kapalı ameliyat, açık ameliyat. Peki hastalar bu ameliyatlar olduktan sonra ne kadar zamanda normal yaşantısına veya iş yaşantısına dönebilirler? Basit apandisit nedeniyle ameliyat olduysa bir gün yatıyor hastanede ve bir hafta sonra da işine geri dönüyor. Eğer komplike bir apandisit ameliyatı gerçekleştirdiysek bu süre 2 gün daha uzayabilir, 2-3 gün daha uzayabilir. 10 gün içerisinde yine normal hayatına dönebilir. Bu videoda sık görülen bir hastalık olan akut apandisit ile ilgili konuştuk. Tanısı, tedavisi hakkında bilgi verdik. Sağlıklı günler dileriz.